Gündelik yaşamda belki de farkında olmadan özgüvensiz ve geride hissettiğimiz zamanlar oluyor. Bugün birkaç ipucuyla bunun üstesinden geleceğiz. Daha baskın ve dominant bir kişiliğe sahip olmanın pratik yollarını öğreneceğiz. You do not want this fight. Oh. I'm pretty sure I do. Leave my home. You are going to have to kill me for that to happen. I warned you. Finally. İlk ipucumuz beden dilimizle ilgili. İnsanların seninle ilk fark ettikleri şey beden dilindir. Duruşun, yürüyüşün, otururken kapladığın alan. Eğer pısırık, kambur bir duruşun varsa bu özgüvensizliğin sinyalleridir. İnsanlar böyle bir duruşa sahip kişiye kesinlikle saygı duymayacaklardır. Elbette amacımız dış onaylara bağımlı olmak değil. Ancak gerçek dünyada böyle. O nedenle omuzların ve göğüs kafesin her zaman açık olsun. Ayrıca sırtın dik ve yürüyüşünün de özgüvenli olmasına özen göster. Thomas Shelby'ye bakalım. Tommy 1.70 boylarında ancak kapladığı psikolojik alan çok daha fazla. İkinci ipucumuz göz teması. Tommy'yi güçlü gösteren kolları ya da üstün bir fiziği yok. Olay onun kendini taşıma şeklidir. Yani vücut dilidir. Thomas Shelby bir göz kontağı ustası. Rakiplerini gözleriyle kilitliyor. Odağını kaçırmıyor. Bu da yine dominant ve baskın karakterinin bir parçası aslında. Gözleriniz sabit ve odaklı olduğunda çok daha özgüvenli görünürsünüz. Ancak sürekli sağa sola kayan bir göz gerginliğin ve kendinden emin olamamanın işaretlerinden biridir. Özellikle karşı cinsle etkileşimlerinizde etkili bir göz kontağı önemlidir. Bu karşılıklı duygu aktarımını kolaylaştıracaktır. Üçüncü ipucumuz konuşma şeklimizle ilgili. İnsanların kişiliğin hakkında dikkate alacakları bir diğer şey konuşma şeklindir. Maskülen bir kişilik için ses tonu fazlasıyla önemlidir. Ses tonu karizmayla doğrudan ilişkilidir. Bunun için yapabileceğimiz en kilit ipucu sakin ve yavaş tonda konuşmak olmalıdır. Yapay bir ses kalınlaştırma ya da üst perdeden konuşma ters tepecektir. O nedenle acelen yokmuş gibi konuş. Cümlelerin arasında duraksamalardan yararlan. Bu teknik zamanla kişiliğine de yansıyacaktır. Soğukkanlı bir yapıya bürünmene olanak sağlayacaktır. Bulunduğun ortam yapay ve ilgini çekmeyen tiplerden, insanlardan oluşuyorsa da yüzümüzde hafif bir gülümsemeyle sessiz kalmak daha etkili olacaktır. Çok da somurtmak da iyi değildir. Why? How do you know? Watch your tone, boy. 4. Rasyonel olmak. Duygusal denetime sahip olmak günümüz dünyasının en kilit özelliklerinden biridir. Kim ne derse desin duygularıyla değil mantığıyla hareket eden biri olmalıyız. Duygular illüzyondur, bir yanılsamadır. Gerçek olansa eylemlerimizdir. O nedenle seçtiğimiz yol duyguların değil mantığın yolu olmalıdır. Bir makine olmaktan bahsetmiyorum. Acı çekeriz, üzülürüz, ızdırap duyarız. Ben tüm bu duyguların bir dost gibi kucaklanmasından bahsediyorum. Stresli durumlarda hemen fevri kararlar verme, aceleci davranma. Öfkeli ya da coşkulu olduğun anlarda anlık kararlar vermemeye özen göster. Bir adım geri çekil, zihnin berraklaşınca o durumu tekrar gözden geçir. Özetle duygularının eylemlerini etkilemesine izin verme. Sakin ve aklı başında kişiliğini korumaya özellikle dikkat et. We've known each other many years, but this is the first time you ever came to me for counsel or help. Bugün daha hakim biri olmanın yollarını anlattım. Ancak bunlar bir günde olacak şeyler değil elbette. Düzenli pratik ve otokontrol gerektirir. O nedenle bu maddeleri bir felsefe haline getirmeye özen göster. Özetle maddelerimiz şöyle. Dik bir duruş, etkili bir göz teması, sakin tonda konuşmak, duygularımızla hareket
etmemek. Böyle içerikler ilgini çekiyorsa kanala abone olmayı ve katıl üyeliğini aktifleştirmeyi unutma. Sevgiler. Bir sonraki videoda görüşürüz.